Merhaba değerli takipçilerimiz, sevgili izleyici ve dinleyicilerimiz. Ümran Öztürk ben. Gene güzel bir kış akşamından sizlerle birlikteyiz, beraberiz. Sağlıklar, esenlikler diliyorum. Hiç paylaşılmamış ve ilginç, güzel ve bir o kadar özel bir konuyla da sizlerle birlikteyiz. Engellilerle ilgili tayin hakkı ve bunlarla ilgili öğrenilmesi gereken her şey. Engelliler nasıl tayin isteyebilir? Bu konuda nelere, kimlere, ne şekilde müracaat edebilir? Kanun hükmünde kararnamelerinizle ilgili bilginiz var mı? Varsa ne kadar bilgiye sahibiz? Ve sizlerden gelebilecek olası ve olağan sorularla cevaplarıyla birlikte sizlere yön vereceğiz ve tayinlerinizle alakalı bilmediğiniz her şeyi sizleri bilgilendireceğiz. Kusura bakmayın, metin uzun olması nedeniyle ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermememiz sebebiyle de bu yola başvurmak zorunda kaldık. Eğer bir hatamız, kusurumuz olduysa affola diyoruz. Ve sizleri İsa Öztürk'le baş başa bırakıyoruz. Engelli memurların tayin istemesi ile ilgili bilinmesi gereken her şey, engellilerin istihdamı bilindiği üzere engelli kamp personel seçme sınavı ve engellilerin devlet memurluğuna alınmaları hakkında yönetmelik hükümleri gereğince EKPSS ile yapılmaktadır. Bu yönetmelik kapsamında EKPSS ile atanan personeller engelli statüsünde istihdam edilmekte olup vergi indirimi, nöbet muafiyeti ve tayin gibi çok önemli fırsatlara da sahip olmaktadırlar. Özellikle 2014 yılında 657 sayılı devlet memurları kanununun 72. maddesine eklenen bir fıkra ile engel durumuna bağlı yer değişikliği sayesinde engelli personellere tayin konusunda kolaylık sağlanmış ve bu kapsamda yapılacak yer değişikliği taleplerinde kısıtlayıcı hükümlere tabi olmayacağı özellikle vurgulanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesine eklenen ilgili mevzuat uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır şeklindeki amir hüküm gereğince engelli personellerin tayin taleplerinde kolaylık sağlanması gerektiğine ilişkin amir hüküm doğrultusunda 1655 sayılı devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelikte de değişikliğe gidilerek ek madde konuldu. 1655 sayılı devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğe eklenen ek 3. maddede engel durumuna bağlı yer değişikliği geniş hatlarıyla yer buldu. Buna göre 1. İlgili mevzuata göre alınan sağlık kurulu raporunda en az %40 oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi ve bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. 2. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınların engellilik durumuna uygun olması esastır. 3. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır. 1655 sayılı devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğin ek 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan bir defadan fazla yararlanılamaz şeklindeki ifade
Danıştay 16. Dairesi'nin 2/7/2015 tarihli ve esas no 2015-1088 sayılı kararıyla yürürlüğü durdurulmuştur. Dolayısıyla engelli personel bu haktan müteakip defalar yararlanabilmektedir. Tüm bu hususlardan da anlaşılacağı üzere engelli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesi 1655 sayılı devlet memurlarını yer değiştirme suretiyle atamaların ilişkin yönetmeliğin ek 3. maddesi ile kurum içi atama ve yer değişikliği yönetmeliklerde belirtilen hükümler doğrultusunda engel durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunabilir. Soru: engel durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunabilmek için herhangi bir süre kurumumda çalışmam gerekiyor mu? Cevap: hayır. 1655 sayılı devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğin ek 3. maddesinin 1. fıkrasında bu kapsamdaki talepler bu yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın şeklindeki ifadeyle bu yönetmelikte tayinler konusundaki zorunlu hizmet, adaylık ve benzeri kısıtlamalara tabi olmadan gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmıştır. Soru 2. Engel durumuna bağlı değişiklik talebinde bulunmam için adaylığımın kaldırılması gerekir mi? Asaleten atamayı beklemek zorunda mıyım? Cevap: hayır. Yine ona 1655 sayılı devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalara ilişkin yönetmeliğin ek 3. maddesinin 1. fıkrasında bu kapsamdaki talepler bu yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın şeklindeki ifadeyle bu yönetmelikte tayinler konusundaki zorunlu hizmet, adaylık ve benzeri kısıtlamalara tabi olmadan gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmıştır. Bundan da anlaşılacağı üzere herhangi bir süre veya adaylık kaldırılmasını beklemenize lüzum bulunmamaktadır. Zaten devlet personel daire başkanlığının da konuya ilişkin olarak 24/3/2015 tarih ve 2048 sayılı görüş yazısında da aday memurların bu haktan yararlanabileceği açıkça ifade edilmiştir. Soru 3. Bakanlığımızın, kurumumuzun kurum içi atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yönergesinde engel durumuna bağlı yer değişikliği bulunmuyor. Yönetmeliğe eklenmemiş. Bu durumda ben engel durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunabilir miyim? Cevap: evet, bilindiği üzere mevzuatımızda önce anayasa, sonra sırasıyla yasalar, merkezi yönetmelikler, kurum içi yönetmelikler, yönergeler şeklinde hiyerarşi izlenir. Yani en bağlayıcı olan anayasa, sonra yasalar, sonra kurum içi yönetmelikler vesaire şeklinde takip edilir. Emir yetkisi de bu hiyerarşi doğrultusundadır. Bağlayıcılık anayasa, yasalar, merkezi yönetmelikler vesaire şeklinde gitmektedir. Zaten kurum içi yönetmeliklerimizin ve en başındaki dayanak kısmına baktığınızda 19/4/1983 tarihli ve 83/65/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına dair yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır şeklindeki hükmü göreceksiniz. Bu da size kurum içi yönetmeliğin merkezi yönetmelik olan 1655 sayılı devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğe dayanılarak hazırlandığını gösterir. Zaten bu yönetmeliğin ek 3. maddesinde de durum net bir şekilde ifade edilmiştir. Soru 4. Kurum içi atama ve yer değişikliği yönetmeliğinde engel durumuna bağlı yer değişikliği yok. O halde tayin talep dilekçemi hangi mevzuat hükümlerine dayanarak yazacağım? Cevap: kurum içi yönetmeliğinizde engel durumuna bağlı yer değişikliği belirtilmemiş ise tayin dilekçenize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesiyle 1655 sayılı devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğin ek 3. maddesinde belirtilen hükümlere vurgu yapacaksınız. Eğer kurum içi yönetmeliğinizdeki engel durumuna bağlı yer değişikliği durum belirtilmişse yukarıda belirttiğimiz maddelerin yanına kurum içi yönetmeliğinizdeki ilgili maddeyi de ekleyebilirsiniz. Soru 5. Kuruma yeni atandım. Dilekçe veriyorum. Kurum dilekçemi kabul etmiyor. Bu durumda ne yapabilirim? Cevap: kurumun bir dilekçeyi kabul etmeme gibi bir inisiyatifi bulunmamaktadır. Kurum dilekçeyi kabul etmek zorundadır. Değerlendirir, uygun görmezse olumsuz cevap verir. Böyle bir durumda kuruma kurum içi düzeni bozmamak adına önce sözlü olarak bildirip tekrar dilekçe sunun. Yine kabul etmezse kurumlar arası hiyerarşi kuralına göre
kurumunuzu atlayarak bir üst kurula dilekçenizi sunun. Vereceğiniz yeni dilekçenizde kurumunuza dilekçe verdiğinizi fakat kabul edilmediği durumunda bildirin. Soru 6. Kuruma dilekçemi sundum fakat kurumun belli bir süre çalışmam gerektiğini, aday memur olduğum, yerime bakacak personel bulunmadığı vesaire vesaire şeklinde gerekçelerle dilekçeme olumsuz cevap verdi. Bu durumda ne yapabilirim? Cevap, engel durumuna bağlı değişiklik taleplerinde 1655 sayılı devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin yönetmenin ilk 3. maddesinin 1. fıkrasında bu kapsamdaki talepler bu yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın şeklinde ifade ile bu yönetmelikte tayinler konusundaki zorunlu hizmet, adaylık ve benzeri kısıtlamalara tabi olmadan gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere adaylık, zorunlu hizmet vesaire gerekçelerle engel durumuna bağlı yer değişikliği talebi geri çevrilemez. Geri çevrilmesi durumunda idari yer kanalları aracılığıyla hak talebinde bulunabilirsiniz. Şu ana kadar bu usta idari yargıya taşınan tüm davalar personel lehine sonuçlanmıştır. Soru 7. Üniversitede çalışıyorum, bu haktan yararlanabilir miyim? Cevabımız, eğer çalıştığınız üniversitenin tayin olmak istediğiniz ilde teşkilatı var ise bu kapsamda faydalanabilirsiniz. Eğer tayin istediğiniz ilde teşkilat yok ise kurumlar arasındaki ile muvafakat olarak geçiş yapmanıza herhangi bir engel bulunmamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.